Bismillahirrahmanirrahim. Sallayın. Ana Resulü'nü sallallahu. Allah'ıma seri ala seyyidine muhabbet. Abi şimdi 10. söz 9. hakikati çalışmıştık. Tevafuk ama ha, 1. derste... Ben tam hani okuduğum yerlerdi. Zıtları falan şey bayağı uğraşmıştık orayı da. Çok güzel. Evet, al bir şey, bırak sen oraya otur. Yedek mermi getirdim ben ama ya. Aa, çok güzel, bak otur, ayarla bakalım. Şimdi bak, 9. hakikat diyor. Biz 10. hakikati yaptık değil mi? Yani biz 1. ders. 11. Tamam, nasıl istiyorsun? Bak ne kadar yani tevafuk etti demek istiyorum. Şimdi 10. sözde haşir bahsi var. Ahiretin, haşirin ispatı yapılmış. Haşri kanıtlarını nasıl göreceğiz? Haşri nasıl göreceğiz? Ona bakmış. 12 tane 12 suret, 12 tane hakikat var. Buradan 9. hakikati yapacağız. Daha tuhaf. Daha tuhaf. 9. hakikati yapacağız. Diğer hakikatlerde aşağı yukarı geçeceğim yani ne var ne yok. Şimdi bütün hakikatler aslında yani etrafımızda gördüğümüz her şey Allah'ın bir ismine dayanıyor. Ana mekan, her şeyin zemini Allah'ın bir ismi, bir sıfatları. Burada da Bab-ı İhya ve İmate'dir diyor. İsmi Hayy-i Kayyum ve Muhyi ve Mumit, Mumit'in cilvesidir. Yani o ismine dayanacak burada, bu hakikatte. Açılımı yani. O ismini zemin alarak üstüne bina edecek. Bu ismin üstüne bina edilecek. Her hakikatte, mesela bir önceki 8. hakikatte Bab-ı Vaat ve Vaid'dir, ismi Cemil ve Celil'in cilvesidir diyor. O hakikatte o isimleri zemin alarak onun üstüne bina edilecek. Şimdi bizim tespitimiz 1. hakikatten itibaren Üstad bu imani bir bahis olduğundan Allah'a iman bir kere burada gerekli. Allah'a imanımız olması lazım. Yani bütün iman şartları olacak da Allah'a iman da olacak. Allah'a iman ve iman sıkıntıları birden 12'ye kadar yavaş yavaş azalan kişiye muhatap oluyor. Ve insanın iç aleminde de durum böyle. Hani bazı mesela 6. hakikatin ya da 8. hakikatte İmanda nasıl diyeyim takıntıları olan kişiler 8'de 9'da bu 9. hakikatte özellikle artık imanda iyice sallanan kişiye geliyor. Ana muhatap imanda asıl sallanan kişi yani acaba mı diyen kişi. Mesela 1. hakikat bir cümle. Çünkü adam zaten iman çok yüksek. Bir tane etrafınızda gayelere bakın. Bu gayeler sizce ne? Bu kadar. Hiçbir açılım, hiçbir örnek, hiçbir şey yok. Gerek yok. Adam da zaten iman yüksek yani muhatap hem enfüste hem şeyde muhatap da iman seviyesi yüksek olduğu için falan örneklememiş, açmamış, hiçbir şey yapmamış. Aynı durum 12. hakikatte de geçerli. O da toplama olarak gidiyor. Sonra yavaş yavaş örnekleri arttırmış. 8. hakikatin sonunda ey münkir demiş. Şimdi bu 10. sözün başında iki kişi aralarında konuşuyordu. Birisi ahirete inancı zayıftı. Sonra inancı yerine geldi. Hala şüpheleri vardı. Şimdi 8. hakikate kadar bu iki insan tartışırken 8. hakikate kadar o kişi iman dairesinin içinde. 8. hakikatte ilk defa ey münkir diyor. Çünkü 8. hakikat vaat ve vaide bakıyor. Yani Allah'ın bir vaadi var. Diyor ki ben yapacağım. İlk 7 hakikati anlamadı. Dedin ki ya burada tabiatta şu şekiller var, bunlar var. Mesela adalete bakın diyor. Ya da isteğe bakın diyor 5. hakikatte. Ya da 6. hakikatte devamlılığa bakın diyor. Bir devamlılık var. Bu devamlılık gidecek gibi hani onunla kıyas yapıyor. 8. hakikatte vaade bakıyor. Sen vaadi inkar ettiğinde artık vaatte de hakikatte muhatap olamadıysan İnkarcı durumuna düşüyorsun. Çünkü ben herkese yarın yemek vereceğim desem, benim bir vaadim olsa,
Bu vaat beni kendi kendimi kilitler. Ve hiç aklına Umut bu kadar kişiye yemek veremez diyebilirsin aslında. Aklın almayabilir ama benim vaadime inanmak zorundasın. Hiç peşim kafam almadı ama vaadim var. Bu vaat seni inanmak zorunda kılıyor. Bu zorunluluğu atladığında inkarcı oluyorsun. Ey münkir diyor. Ve buradan sonra da kırılım başlıyor. Dokuzuncu hakikat artık iman dairesinde çıkıp girenlere bakıyor. O yüzden babı ihya ve imatedir diyor. Yaşam ve ölümdür. Hayatlanma ve ölümdür. Hayatlanma ve ölüm için mesela insan adaleti atlayabilir. Etrafında bir adalet görmeyebilir, devamlılık görmeyebilir. Bunları gör ama ölüm ve hayatı görmek için imana bir gereklilik yok. İman gerekliliği yok. Evet, en kafiri de bulsun, hayat var mı var, ölüm var mı var. Bu yani buradaki ana zemin ölüm ve hayat üzerinden geliyor ve mecburen artık buna buradaki örneklere inanacağız. Şimdi bizim ilk takıldığımız yer bir cümlelik zaten ya. Hiç mümkün müdür ki diye başlıyor. Bütün hakikatler hiç mümkün müdür ki diye başlıyor. Bunun sebebi zaten bizim konumuzda sadece bu cümleyi işleyeceğiz. Hiç mümkün müdür ki konusunu işleyeceğiz aslında. Mümkün olmak imkandan geliyor. İmkan mekandan geliyor. Mekan da zemin. Zemin de Allah'ın isimleri. O şekilde indirgenerek geliyor. Hiç mümkün müdür ki dediği imkan dahilinde mi? İmkan dahilinde midir bu mesele? Zaten 10. sözün mantığı bu. Acaba imkan dahilinde mi? Yani ahiret, ahiret olabilme ihtimali... Önce imkan dahilinde. İmkanı var mı? Şimdi ben burada üç şey var. İmkan dahilinde mi? Gereklilik imkan dairesinin dışında bir şey. Bir şey gerekli olabilir. Bu vehmi bir durum. İnsan öyle görebilir. Ama imkan dairesinde olmayabilir. Çizeceğim şimdi. Bir de olacak mı? Üç şey var. Olacak mı? İmkan dairesinde mi? Gerekli mi olacak mı? Gerekli olabilir, olmayabilir. Bir şeyin gerekliliği olabilir ama olmayabilir. Şimdi hiç mümkün müdür ki dediğim için bunun da üçüncü hakikatte bir yeri var. Orayı okuyacağım. Yerinden okuyayım. Tamam. Bir saniye. Üçüncü hakikat haşiye. Evet, hiç mümkün müdür ki? Şu cümle çok tekrar ediliyor. Çünkü mühim bir sırrı ifade eder. Şöyle ki, ekser küfür ve delalet istibattan ileri gelir. Yani akıldan uzak, muhal görür, inkar eder. İşte haşir sözünde katiyen gösterilmiştir ki, hakiki istibat, hakiki muhaliyet, akıldan uzaklık, hakiki suhubet, hatta imtina derecesinde müşkilat, küfür yolundadır. Delalet mesleğindedir. Şimdi burada hiç mümkün müdür ki, bu cümle çok tekrar ediliyor, burada bir sır var dedi, biz bu sırra ulaşmaya çalışacağız. Şimdi bir hiç mümkün müdür ki, yani imkan dairesinde midir ki, biz bir imkan dairesi çizeceğiz kendimize. Bu, ben yanlış bir anlatım metodundan giderek doğruya ulaşmaya çalışacağım. Yanlış yapacağım giderek. Buradan doğruya gitmeye çalışacağım. Şimdi elimizde bir imkan dairesi var. Olabilecek her şeyin burada. İmkan dairesinin içi. Bazı şeyleri de imkan dairesinin dışında buluyoruz. Şimdi yani aynı derste verdiğim örneği şey yapayım. Mesela bir tüpçü bulunsa, şimdi bir tüpçü girse kapıdan içeri. Abi siz tüp söylediniz mi? Tüp söylediniz mi? Yok abi, siz tüp söylemedik. Her şey yandadır falan dedi. Adam gitti. Şimdi bu imkan dairesinde mi? İmkan dairesinde. Evet. Ama gerekli mi böyle bir şey? Gerekli değil. Bizim vehmi olarak, bizim nazarımızda. Bir de gereklilik dairesi var. Bir de olacaklar dairesi var. Şimdi bu tüpçü geldi mi? Şu an bir tüpçü gelmedi. Gelseydi bu olacaklar dairesi. Şurası imkan dairesi. Şurası gereklilik diyeyim, vücutla vücut da olabilir de gereklilik diyeyim. Burada mevcutlar dairesi. Olmuş olanlar dairesi. Şimdi tüpçü gelmeden önce şu anda tüpçü burada. Tüpçümüz burada. Gelmedi henüz. Gelseydi buraya geçer. Hem imkan dairesine girer hem mevcut dairesine girer. İki daireye birden giriyor. Şimdi biz ahireti bu dairenin içine almaya çalışacağız. Zaten 10. sözün ana gayesi imkan dairesinin önce içine almak. Sonra gereklilik dairesini almaya çalışacağız. O zaman buraya geçecek. Sonra da olacak mı acaba diyeceğiz. O zaman da buraya geçecek.
Zaten sonunda da çıkacak ki aslında her şey sadece burada. Bunun dışında hiçbir şey yok. Gereksiz hiçbir şey olmuyor. Olan her şey gerekli ve imkan dairesinde. Zaten bunun dışında bir şey yok. Ama dedim ya yanlış bir yerden gideceğim. Böyle bir vehim var. Biz felsefe, bu metot felsefenin metodu. Bu böyle bir felsefe literatüründe yok ama böyle bir şey var felsefede. Yani ya ben bana para lazım ya da bana şu lazım diyorsun. Gerekli ama olmuyor diyorsun. İmkan dairesinde ya da adam düştü ölmedi. Bu nerede? Burada mesela. Yani adamın bütün olayları biz bu şekilde tasnif ediyoruz. Ama böyle bir tasnif aslında yok. Bu bizim vehmi şeyimiz. Aslında sadece burası var. Şimdi buna geleceğiz. Şimdi buna üç örnek vermiş burada üstad. Bu üç örnekle imkan dairesinin içine almaya çalışıyor. Üç örneği yerinden okuyayım. Durumu biraz şey oldu, kusura bakmayın, atlamalar oluyor. Acaba muciz numa bir katip bulunsa, hurufları bozulmuş veya mahvolmuş 300 bin kitabı tek sayfede karıştırmaksızın, galatsız, seyifsiz, noksansız, hepsini beraber gayet güzel bir surette yazarsa, birisi sana dese şu katip kendi telif ettiği senin suya düşmüş kitabını yeniden bir dakika zarfında hafızasına yazacak, sen diyebilir misin ki yapamaz, inanmam. Şimdi bir tane katip var. Katip imkan dairesinin dışında. Bir tamam. Kitap var, bir katip var, katip 300 bin kitabı bir sayfaya yazabiliyor. Böyle bir katip. Böyle bir katip yok. İmkan dairesinin dışında bir katip. Aynı şekilde bir örnek daha var. Örneği buradan okumayayım. Üç tane aynı bu şekilde örneğimiz var. Üç örneğin birisi katip. Katip örneği. Birisi bir sultan var. Öteki kalemi kullan, o yazıyor. Şunu yazar mısın? Yeni. Yeni kalemi. Birisinde de bir ordu var. Ordu var. Birisinde de bir ordu. Bir katip, bir sultan, bir ordu var. Buradaki sultan böyle keyif için, zevk için dağları oynatıyor. Mucizevi hareketleri var. Dağ kaldırıyor. Dağ kaldırıyor. Yani acayip şeyler yapıyor. Çok kuvvetli. Bu sultanın misafirleri var. Misafirlerin önüne taş geliyor. O taşı kaldırır mı, kaldıramaz mı? Katipteki soru 300 bin kitabı bir sayfaya yazıyor. Acaba senin bir sayfalık kitabını bir saat, bir dakikada yazabilir mi? Kendi kitabını, bir tane kitabı. 300 bin kitabı yazar, bir kitabı yazar mı? Birinci katip, katip örneğinde. Sultan örneğinde taşı kaldırabilir mi? Dağları kaldırana, evet, kaldırana soruyor. Ordu'da da büyük bir ordu kuruluyor. Çok büyük bir ordu kuruluyor. Ordu istirahate dağılıyor. Bir sesle istirahatten toplandırılıyor. Hiç yokken ordu yapar. Ordu yapılıyor. Acaba tekrar olabilir mi? Şimdi bu üç örneğin ortak bir noktası var. Üçü de hayali. Üçü de imkan dairesinin dışında örnekler. Üstad çoğunlukla ağaç, yumurta, tohum, çekirdek, bildiğimiz, gördüğümüz şeylerden örnek veriyor. Burası 9. hakikat olduğu için, burası artık bunu inkar eden kişinin, bunun muhatabının ahireti imkan dairesi dışında gördüğü için, üstad bir anlamda zihnen onun tarafına geçiyor. İmkan dairesinden 3 tane örnek veriyor. İmkan dairesi dışından 3 tane örnek veriyor. Bir anlamda onu arkasına iteklemeye çalışıyor. Yani 8 daire, ilk 8 hakikatte imkan dairemizi genişletmeye çalıştı. İlk 8 daire, imkan dairenizi genişletin, imkan dairenizi genişletin. Daha fazla şey imkan dairesinde. Devamlılık var, bunun devamı var mı? Hani her şey baki, fani olabilir mi? Buraya nazara verdi. İmkan daireni genişlet dedi sürekli. Baktı ki genişletemedi. Artık mümkün dedi, sen imkan daireni genişletemiyorsun. Dar, imkan dairen dar. O zaman diyor, ben imkan dairesi, ben imkan dairesi dışına geçeyim bir anlamda, fikrem, dışarıdan baskı kurayım. Yani bu
3 örnekle, imkan dairesi dışından 3 örnekle ittirmeye çalıştı bir anlamda. Buradaki örneklerdeki şey bu. Asıl amaç Kadim örneğindeki 300 bin kitap, 300 bin nevden bahar ayındaki bir sayfa bahar sayfası. 300 bin nevden her bahar 300 bin nev tekrar haşroluyor, tekrar yazılıyor. Sıfırdan bahar sayfasından yazılıyor. Haşirdeki konu zaten sadece insan. Başka bir şey haşrolmayacak, insan olur. 300 bini aynı anda bir sayfaya yazan sadece senin nevini, sadece senin nevini bir saatte yazamaz. Zaten yazıyor. Katip, yani imkan dairesinin dışındaki örnek de zaten oluyor. Hı hı, evet. Yani ekstra bir ilim, ekstra bunlar, gerçi girişte o şeyleri de belirtmedik. İki tane özel bir durum var. Onları bildireyim. Şimdi üstadın iki örneği var. Bunu baştan söyleyecektim, unuttum. 100 kapılı bir saray olsa, sarayın bir kapısı açık olsa o saraydan girilir diyor. O saraya girilir diyor ve muhafazası olmasa o saraya girilir diyor. Burada yakalayacağınız şey şu. Bir örnekte bir yerinden yakalanıyor, açık kapı buldun, girdin, Allah bereket versin, içeri girdin artık. Eğer diğer kapılar kapalı, ben burasını anladım, anlamadım, artık denmemesi lazım. Çünkü bir yeri anladın ya, bir yerden bir şey anlayabildin mi, tamam oradan içeri gireceksin artık. Ben bunu çok Risale-i Nur derslerinde sürekli kulağımı küpe ediyorum çünkü her şeyini anlayamıyorum. Bazı şeyleri anlıyorum, anladığım yerden girmem lazım. Hı hı. Dersin %100 anlamam mümkün değil yani. O yüzden 100 kapılı saray var. 100 kapılı sarayı ben bir kere her derste her derste lazım. Bence göz önünde özellikle tevhid derslerinde, akli derslerde, hissi derslerde olmasa da akli derslerde bu mesele çok göz önünde bulundurmamız lazım. Bir kapıyı açtık mı açtık, oradan gireceğiz. İlle yüzünün de açılmasını beklemeden. Beklemeden birisinden gireceğiz. İçeri girdikten sonra diğer kapıları açalım gene. Arkadan açarsın. Arkayı açarsın. Yani hala kapalı olduğunu düşünüyorsan. İçeride gene sorgula. Sorgu yani öyle şey yapıyorlar. Ya sen birisine inandığında diğerleri, tamam diğerleri gel gene konuşalım içeride. Birincisi o. İkincisi de ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin mevzusu. Şimdi bilgiyi felsefe de bölmüş. Az önce arkadaşla da konuşuyorduk. Kur'an da bölmüş. Kur'an'ın ve Risale-i Nur'un bölme şekli ilmen yakin, aynen yakin, hakkel yakin. Bunu bir kere kavramak, bunu da aynı yüz kapılı saray gibi bulundurmak gerekiyor. Ben örneği şöyle veriyorum. Suyun kaldırma kuvvetiyle veriyorum. Suyun kaldırma kuvveti var mı? Var. Bir sınav yaptım. Herkes suyun kaldırma kuvveti var diye yazdı. Herkesi denize götürdüm. Gemiyi gösterdim. Gemi, bak suyun kaldırma kuvveti. Gördün mü? Gördüm. Bilgi değişti mi? Bilgi değişmedi. Hala suyun kaldırma kuvveti. Konu değişmedi. Konu aynı. Bilgi tamamen aynı. Ama bir üst mertebeye çıktık. Aynel yakine çıktık. O aynel yakine. Ama tamam ben aynel yakine oldum. Suyun kaldırma kuvveti bende var. Hı hı. O 40 kişiyi, 50 kişiyi toplayıp atsam. Suya. Suya. O adamlar güzel mi? Yüzemeyebilir. Yani o bilgi seni kurtaracak diye bir şey yok. Hakkel yakin çok özel bir mevki, çok özel bir yer. Aynı durum bisiklet sürerken de var, aynı durum yüzerken de var. Ben yüzmeyi çok iyi bir yüzme öğretmeniyim, çok iyi öğrettim. Bir yerden sonra kulaçları sen atacaksın. Hiçbir kitap, hiçbir şey insanı hakkel yakine çıkaramaz. En fazla iktir, aynen yakine getirir, ondan sonra iktir. Sen yaşayacaksın. Onu o kulacı sen atmazsan ben burada durayım. Evet, evet bilmen yakin, evet aynen yakin. Öyle bir şey. Hakkal yakini biz bastıracağız. Yani kulaçları biz atacağız. Bilgi seni suyun üzerinde tutmaz. Tutmaz. Artı o bilgi seni boğabilir. Ulan su nasıl olsa kaldırıyor deyip girersen boğulursun. Hani bazı bilgiler insanı boğabilir. Çok ki yani Kur'an'da ayetlerde geçen biz onların kulaklarına ağırlıklar bağladık dediğinde buna bir atıf da var gibi geliyor. Yani bazı insanları o tarz bilgiler boğuyor. Adam çekiyor aşağıya. Eksik bilgiyle giriyor. Hakkani kendisi kulaç atmıyor. Bu bilgi beni kurtarır diyor. O bilgi onu kurtarmıyor.
Bu da ilmel yakin mevzusu, bilgi mevzusu diyelim ya da ilmel yakin yazayım buraya. İlmel yakin, aynel yakin ya tahta ilgi kullanamıyor. Hakkal yakin. Bir de bunu bileceğiz. Bunu neden bileceğiz? Bunu bilmemizin sebebi bir bilgiyle gireceğiz. Bunu bilmemizin sebebi ya ben bu meseleyi zaten biliyorum. Dememek için. Çok güzel ya. Çok harika. Çok büyük bir hata yapıyoruz çünkü. Ya ben bu meseleyi duydum, ben bu dersi daha önce dinledim. Ben bu meseleyi zaten biliyorum. Ya biliyorum da belki ilmel yakin de biliyorum. Ben belki aynel yakin, hani nasip olacak belki aynel yakine, belki hakkal yakine çıkılacak. Bu iki mesele bence bütün tevhid derslerinde, akli derslerde bir kere kulağımıza küpe olması lazım. Çok güzel. Bunun dışında örneklerden önce vermeyi yine unuttum. Her şeyin oluşunda üç ana faz var. Üç faz gerçekleştiğinde o şey oluyor. Bunlar ilim, irade, kudret. İlim, irade, kudret. Şimdi ben bunu da şöyle örnekliyorum. Bir aşçı olayım. Hasan abiye yemek yapacak olayım. Yapmayı bildiğim 500 tane yemek benim ilmimde var. 500 yemek yapmayı biliyorum. Bu benim ilmim. Ne yapayım? Dolma yapayım dedim. Ya da sarma yapayım dedim. Bu seçme anım benim iradem. İrade gösterdim. Dolmanın malzemeleri var mı? Var. Yeterli zaman var mı? Var. Ocak var mı? Geri kalan maddi gereklilik kudret. Burada atlanılan bir durum var. Ben bunu konuştuğum bir yerde birisi ayıktırdı, uyandırdı beni. Bu üçü bir yerde tecelli ettiğinde o şeyin oluşması artık vacip oluyor. Dördüncü bir şeye ihtiyaç yok. Ya bir de bir şey daha lazım olsun. Yok, başka bir şey yok. Bu üçü varsa o şey vardır. Üçü var ama o şey hala yok, öyle bir şey yok. Çok güzel. Çok harika. Dördüncü bir şeyi, yani ya bu üçü tamam da bir şey daha mı? Öyle bir şey yok. Üçü tecelli etti, o şey oldu. Peki misalle ne bağlantısı var? Misalle bu üçü şöyle, ilim katiple alakalı, aşçam, kudret sultanla alakalı, irade orduyla alakalı. Direkt bağlantı bu ama katip örneğini vermesinin sebebi şu. Hiç mümkün müdür ki dedi, imkan dairesinde midir dedi. Şimdi insanın aklına şöyle giriyor, ya bu benim bir parçam Anya'ya gidecek, bir parçam Konya'ya gidecek. Hani o bir nereden bilinecek yani? Önce bir bilgi problemi oluyor. Ya benim parçalarımın yerleri bilinebilir mi? Katip örneğinde diyor ki bilinebilir. Bilinir. Yani ilmen örnek ve o şeyde, orada ilme nazara veriyor. Sultan da kudret. Gücü yeter mi? Gücü yeter mi? Burada gereklilik durumunda şey de var. Sultan gücü yeter mi? Evet, gücü de yeter. Örnekteki açılımla. Peki gücü yeter de irade edecek mi? Tamam, bilebilir, gücü de yetebilir ama ben irade etmeyebilir. İrade edecek. İrade neden edecek? Buradaki ordu örneğini gene konuştuğumuz gibi. Şimdi ordular mesela hastaneden şifa dağıtır. İtfaiye yangın söndürür. Ama öteki onu, polis onu yapar. Ordu çok özel bir durum. Ordu savaşa hazırlanır. Ordu asıl işini eğer savaş çıkarsa yapacak. Şu an ordu pasif. Savaş yoksa ordu pasif. Ordunun asıl iradesi, ben şöyle bir şey yapabilirim. Ben bir komutanım. Herkesi eğittim. Savaş çıktı. Baba herkes dağılsın. Ben böyle baba niye eğittim o zaman? Küçük iradeleri neden gösterdin? Büyük iradeyi göstermeyeceksen. Çok güzel. Küçük iradeler göstermişim ama ana büyük irade ordunun asıl amacı savaş için. Yani haşr-ı azam bir kere olacak. Haşr-ı azam, küçükler oluyor zaten. Küçük oluyor. Haşr-ı azam bir kere olacak. Bir defa olacak. Savaşta bir defa mı olacak? Bir defa olacak. Yani o olay... Ordu ona hazırlanıyor yani. Ordu bir şeye hazırlanıyor. Bir güne hazırlanıyor. 100 yıl ordu duruyor. Bir ülkenin ordusu 100 yıl duruyor ama bir güne hazırlanıyor. Savaş çıkarsa, savaş çıktığında o komutanın iradesizlik yapması veya o askerin iradesizlik yapması burada düşünülemez yani. Buradaki örneğin ilişkileri de
Aşağı yukarı bu şekilde. Şimdi bu üç örnekten imkan dairesi dışında ki üç örnekten imkan dairesinin içine almaya çalıştık. Münkiri. Münkiri imkan dairesinin içine çekmeye çalıştık. Ama iktirme yoluyla. Neden? Onun tarafına geçtik. Hayali üç örnek bulduk. Üç örnek bulunmuş hayali. Tamamen uçuk. Çünkü münkir hayali olarak görüyor haşrı. Öyle bir şey. Evet. Yani. Öyle diyor. O hayali diyor. Üstad da hayaline gidiyor. Çünkü hani tahayyül, tasavvur, taakkul. Adam tasavvura geçemedi ilk sekizde. Taakkule geçemedi, tasdike geçemedi. Tahayyülü kıramadı. Bu sefer tahayyüle, üstad tahayyüle çıkıp onu tahayyülden çekmeye, arkasından ittirmeye çalışıyor. Oraya çıkıp da itiyor. Oraya ittirmeye çalışıyor. Buradan araba itilmez, arabayı geçeceksin. Şimdi mantıkta, felsefede de bu var. Bir tümevarım yöntemi var, bir de tümden gelim yöntemi var. Tümevarım yönteminde olanlara bakarsın, olanlardan büyük hakikate çıkarsın. Bir de büyük hakikatten küçüklere gitme durumu var. Burada büyük bir muazzam bir örnek verdim. Yani çok büyük bir örnek verdim. Büyükten küçüklere çekmeyi daha aşağı indirmeye çalıştım. Bu amaç burada imkan dairesi için almaktı. Bir münkeri. Münkeri imkan dairesi için almaktı. 10. 11. hakikatler biraz daha toparlama üzerine gidiyor. Burada sizin verdiğiniz örnekte oraya da bir atıf var. 1000 sene önceye gidilse, bir tren olsa 1000 sene önceye gidilse diyor. Orada verdiği örnekte şöyle bir durum var. Şimdi mesela 200 yıl önce, 300 yıl önce imkan dairesini düşünün. İmkan dairesi daha düşüktü. Bir insana desen ki bir saat sonra İstanbul'da olabilir misin? Mümkün değil derdi. Bugün mümkün. Ne oldu? Ya da telefon, 3 kişiyle aynı anda görüşebilir miyim? Bunlar 300 sene önce imkansızdı. İmkan dairesi yoktu. Şu an imkan dairesinin içine girdi. Bir anlamda ona diyor ki, sen imkan dairesini içine almıyorsun ama imkan dairesi sürekli büyüyen bir daire. Sürekli genişliyor. Sürekli genişliyor. O imkan dairesi sürekli genişliyor. Çünkü 1000 sene geriye gitsen, oranın imkan dairesine baksan daha da... Yani eskide mesela bir anda bir adamla ben Amerika'dakiyle görüşeceğim. Bu imkanı yok. İmkanı yoktu. Mekan yoktu bunun. Mekana indirgenemiyordu. Dolayısıyla mümkün değildi. Şimdi sen sürekli büyüyen bir şeyin bu dışındadır diyemezsin. Sürekli büyüyen. Sürekli büyüyen. Bunu kaçırmayacağız. Sürekli imkan dairesi büyüyor. Sürekli büyüyen bir imkan dairesinin bu dışındadır. Tamam, dışında olması bir şey ifade etmez. Büyüyor zaten. Sürekli büyüyor. Şimdi Murat abiyle de geçen gün son tekrar konuştuk. Ben bir şey çizim yaptım. Burada şey yapmak. Mesela buradan Erzurum'a gidiş süresi. Yılları düşünelim. 1600 yılı, 1700 yılı, 1800 yılı, 900 yılı, 2000 yılı. Ne kadardı? 1600 yılında ne kadar süre gidiliyordu? Örnek veriyorum, 60 güne gidiliyordu. 1700 yılında işte 40 güne düştü. Ondan sonra 20 güne düştü. Tren oldu, bir şeyler oldu, 10. En son şu an 1 saat. Şimdi 60 günden 1 saate indi mi? İndi. İndi. Ne kadar var arada? Örnek veriyorum. 1000'de 1'e indi. 1000'de 1'e indi. Ben yarın desem ki ya Erzurum'a bir dakikada gidiliyor. Mümkün değil dersin. Mümkün değil de baba. Bu oran daha önce olmuş. 60 günden 1 saat inmiş. Evet. Ve imkan dairesi içinde inmiş yani. Şu an imkan dairesi içinde mucize bir şey olmuyor. Hiç mucizevi bir şey olmadan. Evet, oluyor. Hiç mucizevi bir şey olmadan. Niye dursun ki 1 saatte? 1 saatte durmayacak. Bir yarım bir gün 1 dakikada olacak ve imkan dairesinde olacak. Ya yani öyle bir teknoloji, öyle bir zaman oluşursa. Evet. Öyle bir şey oluşursa. Yani senin bugün imkansız dediğin her şey bir tarihte imkanın içine girebilir. Büyüyor, sürekli büyüyor. Ya. Dolayısıyla bu imkan dairesinin içine girer. Sen hani son olarak sen imkan dairesinin sürekli büyüyen bir dairenin dışında bir nokta belirleyemezsin. Bir şey sürekli büyüyorsa bu dışındadır diyemez. O onun içine kapsayacak mı? Kapsayacak en sonunda. Bir tane de gidişe doğruya gidiyor. Evet. Yani bir anda gidilir mi Erzurum'a? Olacak. Gidişe doğruya gidiyor çünkü. Azalıyor çünkü. Burada durur diyemez. Burada ne? Bir şeyi mi durdurması gerekir o zaman? Evet. Duracaksa da bir şeyin sen dur artık. Burası yeter demesi lazım. Evet, çok mantıklı. Evet. Şimdi bunu imkan dairesine aldık. Bizim
dersin yani 9. hakikatin temel noktası bunu imkan dairesinin içine almak. Bunu bu örneklerle ve imkan dairesinin büyüdüğünü de kapsayarak imkan dairesinin içine aldık. Büyüyor dedik. Bir tarihte eğer şu anda kafana almadıysa bile büyüyeceğini düşünerek bunu artık imkan dairesinin içine aldık. İmkan dairesinin içine aldık. Burada ama bu üçü burada ama acaba gerekli mi? İmkan dairesinin içinde olması onu gerekli mi kılıyor? Gereklilik noktasını 8. hakikatten örnek vermiş. Yani burada ayrıca tekrar geçmemiş. 8. hakikatteki örneği vermiş. Gereklilik vaatten oluyor. Çünkü Allah'ın bir vaadi var. Bu olaya, hani gereklilik olayına vaat üzerinden gitmiş. Daha diğerlerine de verebilirdi. Orada münkir dediği için belki de. Hani 8. hakikatin sonunda münkir demişti. 8. hakikati tekrar nazara verdi. Bir vaat varsa o vaadin ben vaadi yaptığım anda kendi kendimi gerekli kılırım. Gereklilik benim vaadimden doğar. Ben yemek, yarın herkese yemek vereceğim dediğim an kendi kendimi gerekli kılırım. Eğer ben yarın yemek vermezsem ya gücüm yetmeyecek ya da bir karakter problemi olacak. Yani ben yalan söylemiş olacağım. İkisi yoksa bu gerekli olur. Vermek gerekli. Ben artık vermek zorundayım. Kim gerekli kıldı? Ben kendim gerekli kıldım. Yani iki tane şey ortadan kalkarsa ya acizlik ya sözünde durmamak. Sözünde yani ya karakter problemi olacak ya da gücü yetmeyecek. Evet. O zaman acziyet yoksa, kudreti yeterlisi. İkisi de yoksa, gereklidir. Gereklidir. Mecbursun. O zaman ben artık mecburum. Evet. Ben zaten mecburum da ikisi yoksa kesin olacak artık. Ben ikisine gücüm yetiyorsa o olacak. Bu şekilde de gereklilik dairesini aldık. Yani şuraya aldık. İçine soktuk. Katip sunucu dışarıda içeri aldık. Gerekli hem gerekli hem imkan dairesini aldık. Bunlar olacak mı? Gerekli de olacak mı? Bana para lazım. Çok lazım. İmkan dairesi içinde bana para çıkabilir bir yerden. İmkan dairesinin içinde var. Ama olacak mı? Olmuyor. Adı yani şahıs şunu diyebilir. Evet imkan dairesinde evet gerekli de olabilir ama olacağının garantisini garanti verebilir misin? Burada da aynı anda fen ve sanatı da içine alarak bunu söylüyor. Diyor ki, onu yerinden okuyayım. Şahitler, muhbirler, dur. Bir saniye. Şahitler, muhbirler ise mesleklerinde, meşreplerinde, mezheplerinde muhtelif oldukları halde kemale ittifak ile şu meselenin esasında müttehittirler. İttihat etmişlerdir. İttihat edenler 1400 yıllık İslam alimleri. Özellikleri ne? Bu kişiler, bu İslam alimleri meşreplerinde, mezheplerinde muhtelif oldukları halde. O kadar ki mezhep kurmuş adam. Sen namaz böyle kılınır demişsin. O demiş ki hayır öyle kılınmaz, böyle kılınır. Seninle aynı fikirde değil. Namazda seninle aynı fikirde değil. Zekatta değil. Haçta değil. İmani bahislerde seninle aynı fikirde değil. Başka bir mezhep kuruyor. Ama burada iddiat ediyor. Nerede iddiat ediyor? Haşirde iddiat ediyor. Haşirde iddiat ediyor. Bu durum fen ve sanatta da böyle. İslami bahislerde. Aynı fikir var ya, ayrılığı var. İslami itikatta değil de İslami mesela. İslami mesela, imanda değil, imanda değil. Yani namaz, namazın kılınmasıyla ilgili sıkıntıları var. Yani ayrılıkları var. Zaten başka meslekler, başka meslek kuruyor yani. Dört tane meslek var, niye bir tane meslek olsaymış ama o ayrılmış ondan. Evet, altısı fazla birisi dört dedi, ötekisi altı oldu. Ötekisi elini böyle bağlayacaksın dedi, ötekisi sallayacaksın dedi. Evet. Fikir ayrılığına düşmüş. Bu aynı durum fende de böyledir diyor. Yani bir kişi herhangi bir fende, fizikte, kimyada ben seninle farklı fikirdeysem, aynı şeyde birleşebiliyorsam o fende de geçerlidir diyor. O birleştikleri şey daha sağlamdır, kasemdir diyor. Bu onu sağlamlaştırır. Bu durum 1400 yıl boyunca gelen hiçbir İslam alimi bu meselede esaslarında birleşmişler, müttehit olmuşlar. Ama diğer meselelerde ittifak edememişler. İman esaslarına ittifak etmişler. Edememişler. Amelde evet. Amelde.
Şimdi bu durum, yani farklı fikirdeki kişilerin aynı fikirde toplanması, ittihat etmesi bunun olacağına delalettir diyor. Bu sadece İslami bir mesele değil, sanat ve fende de böyledir. Yani kabaca toparlayacak olursak, imkan dairesini, gereklilik dairesini, olacaklar dairesini 9. hakikat bu şekilde ele almış. Ve imkan dairesini örneklerle, gereklilik dairesini 8. hakikattaki vaatle, mevcut dairesine, olacak dairesine de herkesin, hiç kimsenin buna hayır olmayacak dememesini nazara almış. Bu şekilde de ittihat etmelerini, bütün İslam alemlerinin ittihat etmelerini de olacak dairesini alınca da mesele buraya geldi. Buraya gelmiş. Hem olacak, hem imkan dairesini, hem gereklilik dairesini. Kesişmiş. Kesişmiş. Yani bu mesele artık olacak. Kimse olmayacak dememiş çünkü. Bir, vaat var. İki, imkan dairesinde ve imkan dairesi büyüyor. Üç. Evet. İlim, irade, kudret aynı anda tecelli eden bir şeyi olmama şansı yok. Neye tecelli ederseniz? Yani o İslam alimlerinin nakli meselede ittifakını üsadetleri akli olarak ispat etmiş burada yani. Hatta şöyle bir şey söylüyor. Keyfiyetçe, kesiletçe tevatür, kesiletçe tevatür derecesindedir. Keyfiyetçe icma kuvvetindedir. Şimdi derste onu şey yapmadık ama kesiletçe ve keyfiyetçe. Şimdi aslında iki tip kanıt var. Burada iki tip kanıtı ele almış. Bazı kanıtlar çokluk kanıtlarıdır, bazı sayısal kanıtlardır, bazı kanıtlar yapısal kanıtlardır. Hemen küçük bir örnek vereyim. Mesela burada susamlı bir şey yedik, yerlere susam döküldü. Yerde susam taneleri var. Ben dedim ki, ya abi şurayı bir süpürelim elektrik süpürgesiyle bir alalım dedim. Çıktım, geldim, yerde bir tane susam var. Bir tane ama. O bir tane susam, buranın silinmediğinin kanıtıdır. Susam duruyor çünkü. Ama şahıs diyebilir ki, ya sildim de onu atladım. Bir tane susam silinmediğinin kanıtı ama zayıf kanıtı. İkinci susamı gördüm. 3 gördüm. 4 gördüm. 9, 19, 9 milyon. Aa, baba sen burayı silmemiş. Ya ben yer susam dolu. Kesretçe. Çokluk. Buranın susamların teki bir işe yaramazken, zayıfken çok olması tam kanıttır. Burada kesretçe tevatür dediğim bu kadar çokluk kesrek, çoğunluktan geliyor. Keyfiyetçe dediğim, mesela ben buradan tam çıkarken elektrikler kesildi. Ben dışarıda oturdum, elektriklerin kesik olduğunu biliyordum. Ses de gelmedi. Buraya geri girdim. Yere bakmama gerek yok. Baba burayı sildin mi? Sildim abi. Abi sen, elektrik yoktu. Sen burayı silmiş olamazsın. Başka bir örneğe ihtiyacım yok. Elektriğin olmaması senin buraya elektrik süpürgesi çekmediğin kanıtı. İkincisine ihtiyacım yok artık. O keyfiyetçe. Keyfi örnek. Çokluğuna ihtiyacım yok. Yapısal örnek. Yapısal kanıt. Şimdi iki tip kanıt var. Biri çokluktan geliyor, biri yapısaldan geliyor. Burada söylediği kesiletçe tevatür derecesinde çokluğu, keyfiyetçe icma kuvvetindedir. Bunların çokluğu aynı anda yapısal bir durum oluşturmuş. Keyfiyetçe bu artık hani elektriğin olmamasının elektrik süpürgesini çalıştırma imkanı olmadığı gibi bir durum oluşturmuş. İkisi birleşmiş. İki tip zaten yani kanıt olarak iki tip kanıt bu şekilde bakıldığında. Onu da aynı şekilde nazarına vermiş. Burada değil mi Murat abi bu kadar mıydı? Birkaç yani Google falan orayı şey yapmaya gerek yok herhalde. Yani toparlanabilir bitirmek. Ha toparlanabilir. Şimdi söylediğiniz gibi imkan dairesi, gereklilik dairesi, mevcut dairesi üçünü, bu üç daireyi de aynı anda alabildik. Aldığımız, alma şeklimiz de bu. Sürekli büyüyen bir yerden imkan dairesi sürekli büyüyorsa dışında kalamıyor. Her şey imkan dairesinin içine giriyor. Gereklilik dairesine vaatli, burada bu örnekle vaatli gibi aslında daha çok örnekler var. Yani gereklilik dairesinde daha çok örnekler var ama 9. hakikatte bir sebepten ben daha fazla atıf yapmadım. Hani 6-5. hakikatte çok yerler var. Oraları nazara, burası 9'u verdi, 8'i verdi diye üstadın şeyiyle gideyim dedim. O Google neydi o? Mesela bir şey dedi de Google. Bir örnek ver. Şimdi o, bu şahitler, muhbirler, mezheplerinde muhtelif oldukları halde diyor. Şimdi Google'da, Google bir arama motoru.
Ama Google çıktığında arama motoru vardı zaten. Arayanlar zaten vardı. Yani Yahoo vardı, değer biçilemiyordu. AltaVista vardı, ben AltaVista kullanıyordum. Ben yazılımcı da olduğum için hani aşağı yukarı olan şeylerini biliyorum. Yazılımcısı. Hani, yazılım okudum ben. Yani ben tam o dönemde çıktı Google. Bizim yazılım okuduğumuz döneme denk geldi. Ben Google'ın teknik olarak şeyini, yapısını biliyorum. Google'ın teknik olarak yapısı aynen bu cümle. Şahitler, muhbirler, mesleklerinde, meşreplerinde, mezheplerinde muhtelif oldukları halde Kemal İttifak'ta şu meselenin esasında müttehittirler. Ne demek bu? Bu cümleyi Google bir icat olarak sundu ve başarılı oldu. Eskiden insanlar mesela gene oradaki örnek gibi bir Mehmet Akif Ersoy dedim Google'a. Ara dedim. Aradı, 30 milyon sayfada buldu. 30 milyon sayfada var. Hani böyle 30 milyon sayfa normal şey sayfası. Ben şahsen birisinin eline versem 30 milyon tane kağıt. Bunların hepsinde Mehmet Akif Ersoy var. Birinci sırayı hangisini koyar? Nasıl koyacağım birinci sırayı? Nasıl belirleyeceğim? Hiç kimse belirleyememiş. Google çıkana kadar hiç kimse belirleyemez. Google dedi ki, eğer farklı siteler bir sitede ittihat etmişlerse o site sağlamdır dedi. O siteyi tepeye alayım dedi. Bunu milyar dolarlık şirketler aklına gelmiyor. Ya vardı, ulan birinci sırayı hangisini alayım, parayı verene mi alayım, ziyaret edene mi alayım? Bu akıllarına gelmedi. Yani farklı sitelerin ittihat etme sistemi akıllarına gelmedi. Yani farklı siteler bir şey istiyorlarsa... Şöyle söyleyeyim, mesela A sitesi, B sitesi, C sitesi diyeyim. Şimdi burada Mehmet Akif Ersoy var. Mehmet Akif Ersoy var. Burada da var. Sitelerinde. Ha, bu burada da var. Bu üçünde de var. Bu üçünde Mehmet Akif Ersoy'dan bahsediyor bu üç sitede. Sen aradın, buldun bu üçünü de. Hangisini koyacağım başa? Bunu mu koyayım, bunu mu koyayım, bunu mu koyayım? Hangisi doğru? Şimdi diyelim ki, hani şey yapmayalım ama, diyelim ki bu sitede yemek tarifi de var. Bu da yemek tarifi. Tamam. Bunda da araba tamiri var. Araba tamiri var. Şimdi bu site yemek tarifinden bile olsa bu siteye bir atıf yapmış. Yemek tarifinden bile olsa. Mehmet Akif Ersoy konusunda değil. Olmak zorunda değil yani. Ama bu siteye bir demiş ki Mehmet Akif Ersoy şu tarihte doğdu, bu tarihte öldü. Ayrıntı için buraya gitsin. Demiş bu. B sitesi. Bu sitede demiş ki evet, Mehmet Akif Ersoy şunu yazdı, bunu yazmadı, bunu oldu. Ayrıntı için buraya gitsin. Ya da yemek tarifi için buraya gitsin. Bu bunları saydı bu. O zaman dedi ki A sitesini çok fazla iddia, burada iddia edilmiş. Bu site birinci site. Bunda, buna biraz daha var. Bu ikinci site, bu da üçüncü site. O zaman 1, 2, 3'ü bunu koydu. Ve başarılı, yani anında da başarılı oldu. İlk çıktığı andan itibaren başarılı oldu. Hatta çıktığı anda diğerlerini arama motoru, buna bulma motoru dediler. Diğerleri arıyordu, bu buluyordu. Basıyordu, en doğru site. Nasıl tespit ettiğini kimse çözemedi ilk adam. Olay buydu. Farklı siteler, bir sitede iddia etmiş. Siteler, kişiler değil. Ziyaretçi değil. Yani benim bir siteye çok girmem bir şey değiştirmez. Siteler bağlantı kuruyor kendi aralarında. Sitelerin kurduğu bağlantı onu tepeye taşıyor. Yani şu bilgiyle, o basitçe bir cümleyle, bu cümlenin aynısı o. Burada da İslami bir meselede ittihat edilmişti. Burada da bilgisayar ya da herhangi bir konuda ittihat edildi. Mehmet Akif'te ittihat edildi. Oradaki cümle ne yapmışlar? Burada da meslek, farklı meslekleri var, farklı meslekleri var ama bir şeyde ittihat etmişler. O şeyde birleştikleri için bu doğrudur diyor ve ilginç bir şekilde fende ve sanatta da böyledir. Bu genel bir kanundur, İslami bir kanun değildir. Diyor Allah. Aynısını yani bu fende ve sanatta da böyle yani bu genel bir şey. Yani bu cümle, sadece bu cümleyi algılayabilse birisi Yahuda ya da o yani işi çözecek ama çok ilginç evet. O dönem şey bu mu? Evet. Allah rızası için El Fatiha. Ahiret var yani.